Tekin Bey bakın dünyada güç merkezleri değişirken biz coğrafyalarda komplikasyonlarını yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Bakın şöyle tarif etmek lazım. ABD, Çin, Rusya ve Fransa'nın Afrika üzerinde etkinliği, özellikle Fransa'nın bir sömürge haline getirdiği Afrika cumhuriyetleri hakikaten bir bir patır patır darbelere sahne oluyoruz oralarda değişimler oluyor ve bugün gördüğümüz manzarada da Nijer'de mesela Rus bayrakları var darbecilerin hmm. E, hmm. ellerinde ve darbeyi destekleyenlerin ellerinde. Şimdi şöyle tabi yeni dünya düzeni çerçevesinde güç merkezleri değişirken hakikaten güvenlik e, ayarları da dünyanın değişiyor. Nasıl değişiyor? Bakın e, bu proxy war dedikleri vekalet hmm. savaşları arttığı dönemde Afrika'da tabii ki Fransızlara karşı 2020 yılından bugüne kadar 6 ülkede darbe olmuş. Fransızların alakalı olduğu, ilintili olduğu ve sömürdüğü devletlerden bahsediyoruz. Şimdi burada Nijer'de uranyum yataklarını efendim Macron Paris'e getirip nükleer santrallerde bunları kullanıp enerjiye dönüştürürken Nijer'de elektriklerin olmaması çok düşündürücü değil mi? Mali'de altın dünyadaki en büyük altın üreten e, merkezlerden birisidir Mali. Mali Merkez Bankasının altın rezervi yok. Nerede rezervler? Fransa'da. Çünkü bir Fransa'daki oradaki Fransız yöneticiden izin almadan Mali'den bir gram bile altın çıkarmak hapis sebebi. Şimdi bunları birlikte düşünmek lazım. Şimdi bir Afrika devletleri yani sömürü, sömürü, Fransa'nın sömürüsü altındaki devletler ne oluyor da birdenbire patır patır darbelere sahne oluyor? Niçin oluyor diye düşünmemiz şudur. Emperyal, batı batılı emperyal merkezler yani batılı başkentler bugüne kadar... Hakikaten Afrika'da at koşturdular. Dediğim gibi biraz önce verdiğim örnek çok ilginç bir örnektir. Mali dünyanın en önemli altın üreten devletlerinden birisi olmasına rağmen Merkez Bankası'nın rezervi yoktur, altın rezervi. Dolayısıyla ama Fransa'ya Fransa baktığımız zaman Macron'un hatırlayınız bir resmi var. İşte efendim evet. 4572 ton altınla efendim şov yapıyordu, gövde gösterisi yapıyordu. Gördüler, Şimdi burada gördüm. uranyum yataklarını Fransa'ya götürüp orada enerjiye dönüştürüp dünyaya efendim gelişmiş bir sanayi perspektifi ve enerji e, anlamında güç gösterisi yaparsanız burada da elektrik olmazsa sonuç gelinen sonuç bu olur. Yani ama da insan hakları safsatasıyla, ama neyse şimdi o, şimdi ne olur neden sonra. böyle oldu bu ülkelere seri şekilde yani 2020 Aralık ayından özür diliyorum Kasım ayında benin ne oldu da 5 tane bu ülkelerde darbe oldu ne oldu olan şey şu Bakın bu biraz önce vekalet savaşlarından bahsettik. Wagner, Patriot, Safe, RSB gibi <laughs> e, güvenlik şirketleri Afrika'nın neredeyse Rusya adına çalışan güvenlik şirketleri neredeyse Afrika'nın tamamında var. Şimdi burada Rus askerleri yok ama Rusya'nın kiraladığı askerler var. Şimdi bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Rus askerleri yok. Wagner benzeri oluşumlar bakın, orada evet, çok etkili. Bakın şirketleri ilginç. söylüyorum. Patriot, Safe, RSB. Yani bütün bu, bu işi çok iyi yapıyor. Bu şirketler, yani, orası ağırlı, sahi, yerleşmişler. Amerika bu aslında Amerika'nın da var. Rus silahlarının. Amerika yıllardır bunu yapıyor. Bu paralı e, şirketler e, ordunun yerini alıyor. Kendi ordusunu... Orada hmm, daha. Hmm. bir de bunların e, herhangi bir e, yargı sürecine dahil değil. Çünkü bir şirket yani ordu olsa savaş suçlusu sayılacak Şimdi, bunlar. Tabii. Tamamen ya bu onu masumlaştırıyor şey. mu değil. Şimdi tabii bakın, etiksel burada, anlamda çok e, şey söylenebilir ama. Afrika hani. ülkelerinde efendim Rus silahların hakimiyet grafiğine baktığımız zaman da tüm silahların %35'i. Epey çok yani %35'i bunu bilgiye dayalı ifade ediyorum. Yani burada hani böyle bir e, söz gelimi falan söylediğimiz bir söz değil. Yani Afrika'daki silah envanterinin %35'i Rus olup bu karet savaşçılarının şirketler adı altında bunlar bilinenler. Bilinmeyen de bu kadar vardır. Birçok e, demek ki alttan savaşanlar. Sonuçta orada %35, %35 e, silah e, varsa hani so, sa, e, yani Afrika, sonuçta orada bir ticaret de var. Borcunu Afrika sildim dediği 30 milyar evet, euro tabii, ya da 20 milyar işte. Rusya'nın e, silah anlaşmaları o yönde çok etkin. İsrail'e de var tabii. diyorsunuz. İsrail'e de çok sayıda Bunu silah Bunu nerede? Var. Anlıyoruz. Bakın bugün Nijer'de yaşanan olaylara baktığımız zaman şimdi halk diye bildiğimiz o kitleler sarayın etrafında dolanıp Rus bayrağı elinde taşıyorsa istihbarat örgütleri de çalışıyor demektir. Yani bu çok dünya yeniden konumlanıyor. Güvenlik aksları. Değişiyor ve e, yeniden konumlanan yeni dünya düzeni çerçevesinde kıymetli hocam sonra belki çok daha geniş hı. perspektiften ifade edecektir. Sağ Ama hı. burada çok farklı yöntemler kullanılıyor. önce Önceden sınır ötesi e, harekatlarda askeri yöntemler, evet. konvansiyonel yöntemler kullanılırdı. Ama şimdi istihbarat, hibritlerin kullanılması, hibrit, savaş, hibrit, hibrit yani. savaş. Buradaki halkların da ilgisi olmayan bir ülkenin bayrağını alıp e, yola çıkıyor olması para örgütlerinin ne kadar <laughs> faal olduğunu gösteriyor. Bu nokta. Da, bakın ABD ve Çin'in bugün Nijer devlet başkanının e, Birleşmiş Milletler ve Birleşik Devletler açıklama yaptı. Nijer devlet başkanını meşru olarak tanıyoruz diye. Şimdi orada da çok kan ak akacak hale evet. geldi. Tabii bu e, şu an bütün her yerde çatışmalar var. Şimdi zaten. çatışma bölgeleri. Bu neden bunu ifade ettim? E, çok kan akar diye. Çatışma bölgelerini dursun istem istenmiyor zaten. Doğru. Neden? Çünkü iki emperyal savaşırken arada kalan e, istihbarat örgütlerinin kullandığı, şirketlerin manipüle ettiği, silah tacirlerinin eee ettiği iklimlerde, toplumsal olaylarda e, batılı başkentler, emperyal başkentler efendim meselenin çok daha sertleşmesi, e, boyutunun daha derinleşmesi gereksin ki biz onlar üzerinde hüküm kurabilelim, konuşabilelim. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Dünya beşten büyüktür ifadesi hmm. zaten aslında bir haykırıştı. Yani bu haksızlığa karşı. Ne yapacaksınız? Birleşmiş Milletlere getireceksiniz. Efendim e, konular derinleştiği zaman e, gücü olan, bileği kuvvetli olan da kararı almış olacak. Değil mi evet, Kıymetli evet, hocam? Yani güzel. böyle de bir tehlike var yani burada. Evet.